Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda sizlere Xiaomi 14T Pro telefonumuza bootloader kilidi için gün almıştık ve bugün verdiği saat 51 saat vermişti bize. Dün akşam bu saat dolmuştu arkadaşlar. Şimdi de bu kilidi açmaya bakacağız biz. Sizlere nasıl açıldığını da göstereyim, en azından bir videosunu da çekmiş olalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bootloader Unlock Mi Flash Unlock programını açıyoruz. Bu programın linkini bir önceki videomda vermiştim sizlere. Yine linkini ekleyeceğim. Burada biz telefon numaramla hesabı açmıştım ben. Onu giriyorum. Alta şifremi giriyorum. Evet. Bekliyoruz. Ekran kayboldu. Kabul ediyorum diyorum. Şimdi telefonumuzu bağladık ve bootloader modunu almasını istiyor telefonumuzu bizim. Fastboot moduna almak gerekiyor burada telefonumuzu. Şimdi sizlere şunu söyleyeyim. İçinde ne varsa silinecek arkadaşlar. Ona göre vaziyet alın. Yani bu işlemi yapmak için mutlaka ama mutlaka içindeki tüm bilgilerinizi alın. E-posta hesabınız, Gmail hesabınız, işte efendim resimler, videolar, rehberiniz, arama kayıtları falan ne alacaksanız eğer. Bunları mutlaka ama mutlaka almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şunu da biraz yükselteyim. Şu telefonumu webcam'la telefonu çekiyorum. Tam ekranı güzel alsın diye. Şöyle göster bakayım abone ya. Öyle biraz dursun bakayım. Ha böyle. Şimdi ben telefonu normalde kapatıp şöyle kapatalım telefonumuzu. Telefonumuzu kapatıyorum. Değerli dostlar, telefonumuz kapandı. Ne yapıyoruz? Ses kısma tuşuna ve power tuşuna basılı tutuyorum. Fastboot moduna girmek için. İlk önce Fastboot moduna, sonra da power'a basılı tutuyorum. Aha. Fastboot moduna geçti. Telefonumuzu da şurada gördüğünüz gibi şu anda tanıyor. İçindeki her şeyi siler diyor, bakın. Bilginiz olsun. Kilidi açmak diyor. Tıklıyorum. Yeniden aç diyorum. Yine de kilidi aç diyorum ve başladı. Bakalım 51 saatin dün gece dolması lazımdı. Evet, kilidi açtı ve telefonumuzun şurasında bir kilit işareti ibaresi çıkacak. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kilit işareti çıktı arkadaşlar. Ve şu anda telefon sıfırlanıyor tamamen. Kilidi açık olmuş olacak. O kilit işareti çıktıysa telefonumuzun kilidi açılmış oluyor. Şu andaki telefonun içindeki her şey de silinmiş oldu. Evet, telefonumuz açılıyor. Şu işaret geliyorsa eğer telefonumuz açılıyor anlamına geliyor genelde. Bu arada da telefonumuzun kurulumunu da sizlere göstermiş olalım burada. İleri devam diyorum. Zaten Türkçe seçili. İleri diyorum. Türkiye bölge olarak da Türkiye seçili. İleri diyorum. Şartlar ve koşullar falan filan, bunları da kabul ediyoruz. İleri. Atla diyorum. İleri diyorum. Atla diyorum. Bu işlem birkaç dakika sürebiliyor. Ve bu ekrandan çıkıyorum artık. Bu ekranla da bir işimiz kalmadı. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Burada şifremizi istiyor bizden. Ekran kilidi şifremiz olduğundan dolayı onu normalde kaldırıp da işlem yapmam lazımdı ama önemli değil. Evet. Bunları ben her zaman kapatıyorum değerli dostlar. Kabul et diyorum. Atla diyorum. Tamam diyorum. Bunları da kapatıyorum. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat. Evet, ileri diyorum. Çekmeceli ben kabul ediyorum. Tuşlu olanı seçiyorum ben. İleri diyorum. Sistem hazırlanıyor diyor. Bu arada bir de şarjınızın %20'den fazla olsun. Yani %50'lerde falan olsun. Ben %27'lerde, %25'lerde yaptım ama her zaman hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın derler ya. Buna dikkat edin. Devam et diyorum. Ve gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Şimdi Bluetooth kilidimizin bir de yazılımsal olarak açılıp açılmadığını size gösteririm. Ayarlara giriyoruz. Buradan bir Wi-Fi ağına bağlamamız gerekiyor telefonumuzu. Şöyle Wi-Fi ağına. Neredesin? Neredesin? Buna bağlayalım. Bağlandı. Bağlandı. Ne yapıyoruz? Cihazıma giriyoruz. iOS sürümüne 7-8 defa tıklıyoruz. Bakın geliştirici olmanıza 2 adım kaldı. 2 defa daha tıklıyoruz. 7-8 defa tıklıyorsunuz ve geliştirici olduk. Geri çıkıyorum. Ek ayarlara giriyorum. Aşağı doğru geliyorum. Geliştirici seçeneklerine tıklıyorum. Aşağı doğru geliyorum. Bakın. Mi kilit açma durumu gördünüz mü arkadaşlar? Kilit açıldı diyor. Burası önemli. Artık telefonumuzu Mi kilidini OEM yani açmış olduk. Bluetooth kilidini. Bakın şurada da yazıyor. Gördüğünüz gibi. OEM kilit açma açık zaten. Açık pasif halde. Gördünüz mü? Şu anda yani tuş veri gelmiş durumda. Kilidimizi, ön yükleyici kilidini açmış olduk. Burada da Mi kilit açma durumunda da zaten kilit açıldı diyor. Bakalım güncelleştirmemiz de var mı? Evet diyorum. Güncelleştirmeler. Şu anda başka bir güncelleştirme yok. Şurada ne diyor? Evet. Görelim. Program güncelleştirmeleri falan var. Bunlar önemli değil. Şu anda büyük bir yazılım güncellemesi de yok. Kilidimizi de açmış olduk. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Her zaman dediğim gibi kilidi açmak için mutlaka bir ay öncesinden yani bugün de açabilirsiniz. Bugün başvuru yapıyorsunuz. Mi hesabı açıyorsunuz. Mi hesabı açtığınız Mi hesabının üzerinden 30 gün geçmesi gerekiyor. Ve her akşam saat 7'de Xiaomi topluluğu diye bir uygulama var. Play Store'de onu indirip kurmanız gerekiyor. Diğer adımları bir önceki videomda göstermiştim. Ondan sonraki adımları. Her akşam saat tam 19.00'da deneme yapmanız gerekiyor. Saat bir ayı doldurduktan sonra sürenizde. Anlattıklarımız bu kadar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun.